Değerli kardeşlerim, bugün nasip olursa Mesnevi Nuriye'den sayfa 150'de değil mi? 150'de bir vesvese şüphe ile sorularla bir konu yapacağız. Bu insanın gelen vesvese soruları mesela şimdi çok gençlerimizin dilinde hatta vesvese gelir, kalbinde gelir. Ya ben küçük bir varlığım. Allah beni ne bilecek? Bütün yedi kat semavat diyoruz. Güneş sistemi belki zerre, insan zerre bile görmüyor. Güneş sistemi görmüyor. Orada Allah benimle mi uğraşacak? Buraya benzer. Diyelim ki devlet başkanı bir apartman kapısına uğraşmasına benziyor. Benim ne ehemmiyeti var gibi. Akla gelen sualler mesuliyetten kurtuluyor. Sorumluluktan kurtuluyor. Yani bu derste hatta bir de ayrıca acayip suallerin cevabı var. Mesela mektubatta 20. mektubun 2. makamının 9. kelimesinde çok enteresan değerli kardeşim. Bir kısım filozofları irade ilahi nef ve bir kısım ehli bidanın kaderi inkar, bir kısmı da ehli dalaletin cüziyata ilmi ilahi tahallük etmez. Allah bazı şeyleri bilemez gibi hücumlara karşı bunları ifade eden aynı şekilde diğer eserlerin mesela 30. sözde de felsefenin bir kısmı cüziyatı ilmi tahallük etmez. Efendim tabiattır diyor. Bütün bunların bu suallerin cevabını verecek bir şüpheli geniş şumurlu bir derstir. Peki Cenab-ı Hak teslim halk etsin. Her zamanki gibi değerli kardeşim. Evvela Ahmet Tayyip'le kardeşim bir okusun baştan aşağı. Sonra izah etmeye çalışalım. Buyur Ahmetciğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. İlem eyyuhel aziz. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Der. Sen de adi bir böcek gibi hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretini alan Halik-i Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. İnsan gayri mütenahi, acz ve fakrı ile beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. Cenab-ı Hak ihatayı kudret ve azametiyle insanın duasını işitir. Hacatını görür ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hassis emirler ile iştigali azametine münafidir. El cevap: O iştigal azametine münafi değil, bilakis adem-i iştigali azameti rububiyetine bir nakisedir. Mesela şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması şemse bir nakise olur. Mahaza bütün şeffaf şeylerde görülen şemsin timsallerinin her birisi şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Ve zerreler ile şems arasında müzahime yoktur. Bütün mahlukat bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı ve fakrı azzi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hakk'la münasebeti olmakla beraber o da münasebetlerdir. Ve gayri mütenahi az ve fakrı olan insan, gayri mütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. Takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu en büyük azamete, en yüksek şefkati
en yüksek cebaruta ithal ettiği gibi nihayet kurbu, nihayetsiz bud ile cem edip zerreler ile şemsar arasında uhuvveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle derece azametini bir derece göstermiştir. Evet, teşekkür ederim. Evet Erdi Bey, başlayalım açıklamaya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İlem-i Yelaziz. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Şimdi bak der. Değerli kardeşim, vesvese dedi. 21. sözde der ki üstad, vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Vesvese. Yani ama tanımazsan gelir, tanımsan gider vesvese. O halde biz bu derste zihne gelen vesveseyi tanımaya çalışacağız. Sualleri cevaplandıracağız. Ne gibi sualler? Oku bakalım şimdi. Sen de der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan daha fazla ne kıymetin var? Şimdi iki tane sualin cevabı var. Bir böcek gibi insanı gayet hakir görerek bir varlık olarak yapıyor. Bir böcek, bunu cevaplandıralım. Bir de ne kıymet var, insanla mukayese edelim. Şimdi böcek deyince değerli kardeşim, Mesnevi Nuriye'de şeyde Ubab'da sayfa 138'de Tanyasa evet. Hocası galiba. Ben okuyacağım. Okuyorum. Oku. Ve keza o eblehler sinek, böcek vesair küçük ve hasif şeylere bakarken onlarda pek yüksek bir eseri sanat ve hikmet görmekle derler. Sani bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineği ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun? Buna bir kısa açıklama yapayım. Yani sinek, böcek ve küçük canlılarda Cenab-ı Hakk'ın çok ince, harika sanatlar var değerli kardeşim. Hadi 17. sözde hatırlayın. Tabaka âliyede olan ruhaniyeti ve melekeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibadar görülür diyor. Beyan diyor. Yani bu varlıklar, melekler hayret mesele ediyorlar. Hatırlar mısınız? Doğal üstadları şeyde Lamat'ta da bir sinenin icadı hayret feza filden diyor. Bir sinenin icadı hayret feza filden ne demek yani? Sinenin icadında baksan filden daha azametlidir. Değil mi? Daha harika. Evet. Daha harika. Yani demek ki bu küçük varlıkların sanatça büyük olduğuna dikkat çekiyor. Ama insanoğlu hayvanlar ve bitkilerin kıymetini, hikmetini bilmediği için kendine göre faydası esas alıyor. Benim faydası varsa ne hale? Benim sineğine faydası var diyor. Böyle abes görüyor. Eğer öyle olsaydı insan nevi yaratılmadan önce de çok uzun zaman diliminde yaratılan bu hayvan, bütün hayvanların ve bitkilerin hikmetsiz ve faydası olduğunu düşünmesi lazımdı. Demek ki ne bu? Özetle Cenab-ı Hak o varlıklarda isim ve sıfattan tecellileri ettirmekle oh bu harika eserle bir bizzat kendisi müşahede ediyor. Hatırlıyorsan. Bir de melekleri müşahede ediyor. Hem şehit, yani şuhut hem de işad ediyor. Evet. Sonra? Arkadaş bu gibi evlehleri ikna ve işgallerini def için dört şeyin bilinmesi lazımdır. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kemaliyle alakadar olan her şey onu tavsif eder. Fakat o şeyin rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalli tecellisi olur. Fakat o kemal ile muttasıf olamaz. Burada da güzel bir nokta var. Rububiyet terbiye edici demektir. Yani bir şeyi kademeli olarak terakki ettirip bir kemal noktasına ulaştırma demektir. Çekirdeğin ağaç, yumurtanın cihvi olması gibi. Kağıttaki her şey bir terbiyeden geçerek mükemmel haline geliyor. Diyor ki Rabbül Alemin, Allah'ın bütün isimlerine terbiye eder manasına geliyor. Vallahi küçük büyük her şey Allah'ın Rab ismi aynı olur mu? Olur. Evet. Ama onun rubiyeti ilah eder mi? Eder. Ama kendisi o kemal ile muttasıp olamaz. Ne demek yani? Yani terbiye edicilik sıfatı o şey verilemez. Yani o şey kendi terbiye ediyor denilemez. O terbiyeden değil, terbiye edilendendir. Yani bu varlıkları kendisi terbiye etmiyor. Ayna güneş ısını gösteriyor. Ayna ışını vermiyor. Yani güneş verdiği için ayna ışını veriyor. İşte mesela bir kitapta
Katim ilmini gösterir. Amenna. Ama kendisi alim değildir. Gösterir. Keza taşlar bir nizam altına yapmıştır mimarı ama mimar değildir. Evet ne dedi? Bir daha oku o satırı. Fakat o şeyin bir de o ikiyi bir de fakat okudum. O şeyin evet. Rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalli tecellisi olur. Fakat o kemal ile muttasıf olamaz. Dur. İkiyi de oku bari yeri gelmişken. Çünkü konu İkincisi, önemli. Her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması gayri mütenahi sair kapıların da kapanmasını istizam etmez. Fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür. Bak mesela örnek olarak rahmet üzerine duralım. Mesela güneşin, ayın, efendim havanın, suyun bizlere çok rahmeti vardır. Açıkta görüyoruz. Ama bazı şeyler vardı ki onun rahmetini bilemiyoruz. Buna şüpheye düşüyoruz. Bu şüphe değil mi? Akıl kârı değildir. Hatta 13. Devam'ın 13. işaretinde diyor ki bir saray düşün. 100 kapısı var. Bir kapısı kapalı. 99'u açık. Hatırladın mı? Evet. O kapı kapalıdan gördün mü bu bütün saray kapalı der misin? O halde evet. Sen bir rahmet meselesini görmediğin vakitte Allah rahmet yok diyemezsin. Allah'a rahmeti ilah eden bu kadar deliller varken bu kapıların hiçbirine müracaat etmeden o kapılı kapıda beklemek yerine o açık kapıdan girip daha sonra diğer kapıları açmak doğru değil midir? Evet. Mesela bir örnek. Düne kadar değerli petrolün ne olduğunu nimet onu bilmiyorlardı. Katran diyorlardı. Maden arayan bir işçi petrol birisi karşılaşınca üzülüyordu. Derhal kuyu kapatıyorlardı. Bu tarihe bakar. Ama şimdi gel petrolün günlük hayatında vazgeçilmez hale geldi. Demek ki her şey yani hatırlamıyorum her şey senin bilgine münhasır değildir. Evet tekrar sonra bir daha oku baştan Erdicim insanın zihnine. Tamam. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Bu kıymet. Bir de bunu anlayacağım. Ben böceği anlattım. Bir de kıymet. İşaret icazda bunun sorunu cevabı işaret icazda. Ben arayayım. 325 mi olsa gerek? Evet. Aç bakalım 325'e. Evet açtım. Orada oku. Evet. Sanki onlar diyorlar ki insana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Onlara cevaben Kur'an-ı Kerim bu ayetin işaretiyle diyor ki insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahhar olmazdı. Ve keza insan ehemmiyetsiz olsaydı mahlukat onun için halk edilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsaydı o vakit insan mahlukat için halk olunacaktı. Yani virüs demek ki daha evvel de söylemiştik. Güneşin ışınları odakta toplanır. Hatırlarsın değil mi? Evet. Söylemiştim. Bütün evet. Kâhı bir yine Üstad 30. lamada bütün nimetler insanın başına toplanmış diyor. Bakın hakikaten da söylemişti. Demek ki güneşin bir hedefi var sanki. Yağmurun bir hedefi var. Rüzgarın bir hedefi var. Bütün mahlukun bir hedefi var. Sanki hedefte kim var? İnsan varmış gibi. Ondan insan kıymetli. Ondan sorumlu önemli değil mi? Değil evet. Kardeşim? Mesela diyelim ki Üstad çok bir gemide dümencin efendisin diyor Üstad çok yerde. Gemide eşyalar var, insanlar var, hazineler var. Şimdi bütün bunlar kime bağlı? Kaptanın eline bağlı. Evet. Kaptan yanlış iş yaptı mı bütün geminin çalışmalarına heder etmez mi? Eder. Sen o zaman boş boşuna Allah seni halife yapmış. Biraz sonra geleceğiz. Bu kadar kıymetini efendim bilmemek olur mu? Evet. Son bitti galiba değil mi? Son o cümleyi okuyayım mı? Oku. Ve keza insan Halık'ın yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki alemi dünyayı kendisi için değil beşer için beşeri de ibadeti için halk etmiştir. Evet. Teşekkürler. İşte tekrar derse dön. Evet. Bir daha başlayalım. İnsan zihnine. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretine alan Halik-ül Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bak burada aynı suali görüyorsun. Şey dedi aynı dedi ki efendim ne meşgul var diyor. Burada da söylüyor şey dedi. Efendim aynı soruyu bir de tekrar diyor burada. Değil mi? Evet.
Aynen. Evet. Oku bakalım. Şimdi bu sualler, yani özetle insan küçük varlık, kente bir yer tutmaz ama Allah benimle ne uğraşsın, bana niye emet versin, ben neyim ki gibi bu sualden cevabı verecek. İki tane sual yapacak. Bir, bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. Bir, insan gayrimütenayi aciz ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanı ile kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. Evet. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. Bir daha okur musun? Biraz şey yap. Yavaş mı okuyayım? Biraz. Ben... Tamam. Evet. İnsan gayrimütenayi aciz ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanı ile kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. Bak şimdi evvela ona bakalım. Yani kuvvet ve gınası itibariyle insanın ne gibi kıymeti var? Yani halife diyor ya, şeyde söz mazhar olmuş diyoruz ya, aciz ve fakirle beraber. Çünkü Mesnevi'de de aynı ibare var. Mesnevi'de yani hatta diyor 5. Raşa'da akıl, aciz, fakir onun sukuta nedenken suda neden olmuştur. Bunun izahını şeyde Ahmet Hüseyin bugün sözlerde evet. 4.31'de bulur musun onu? Ha, buldum, okuyayım. İkinci vecih. İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih aciz ve fakr cihetinde pek büyük bir vesati var insanın. Ubudiyete müteveccih aciz ve fakr cihetinde pek büyük bir vesati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır-ı Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir aciz ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Daha ki kudreti nihayetsiz bir Kadir-i Rahim ve gınası nihayetsiz bir Gani-i Kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Dinleyen kardeşlerim kolaylık olsun söylüyorum. Aciz ve fakrı ben şimdi açtım. Size okutmayacağım. Ben bu okuyumu da. Konferansla sizin kitaba göre 1031 sayfasında diyor ki değerli kardeşim en sonda Risale-i Nur insan olan bir insana aciz ve fakrını derk ettirir. Risale-i Nur insan olan bir insana aciz ve fakrını derk ettirir. Bediüzzaman der ki insan burası önemli. Aciz ve fakrını anlamakla tam Müslüman ve abd olur. Değil mi? Bir daha oku anı içimde. Çünkü Fatır Hakim insanın mahiyeti camiasına. Evet. Çünkü Fatır Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir aciz ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir Kadir-i Rahim ve gınası nihayetsiz bir Gani-i Kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ama biraz yavaş gitsene. Evet. Tamam. Nasıl ki insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halikinden istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevat-ı mızırı celbine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faidesiz tefessü edip çürüyecektir. Ben orada bir misal vereceğim. Oradan yine devam edersin. Aklıma gelen misal vereceğim. Şimdi demek ki hatta Üstad Mesnevi de diyor. Diyor ki insan ömrünü 100 tane hurma çekirdeğine benzetir. Eğer sulasan ilerlebet maşallah beyi verecektir diyor. Yapmasan diyor hutamaya odun olursun diyor. Şimdi demek ki insan çekirdek misali kendi istatları büyütecektir. Büyütmezse Allah muhafaza
ne olur? Mesela şimdi ben siz bir istinatlardan bir tanesi örnek vereyim. Mesela hakkında insanda boynu asılan öyle nimetler var ki değerli kardeşim. Ben gülersin ama benim başından geçen bir şey söyleyeyim. Gülmeyin ama efendim ben 1962 yılında her devde ilkokul müdürlüğü yapıyordum. Tabii o zaman elektrik yok. Düdükle çalıyoruz. Öğrenciler derse giriyor. Tekrar giriyor. Bir kız çocuğu baktım ağlıyor. Hayrola öğretmen dedi ben dedi şeyi bileziğini şey gerdanlarını tavuğun boyuna asmış. Basmış. Dedim gittik al getir. Allah muza bir şey o kaybolmasın. Çünkü o çocuklar ne oynuyor? Bilmezsiniz belki böyle. Taş oynuyor böyle. Bazen böyle tavuklar, ördekler var. Ona işte kolyelerini koyuyorlar. Tekrar topluyorlar. Böyle oynuyor kendi halinde çocuklar. İki okul çocuklara. Dedim kızım git al dedim. Geldi baktım ağlıyor hocam dedi. Şey öğretmen dedi. Tavuk yok göremedim dedi. Yapmaya dedim. Şimdi buraya kadar doğru. Benim başından geçti. Şimdi bu dersi uyarlayayım. Farzı bu tavuk Hasankale'ye gitse. 2 saat mesafe. Yaya. Gitse kuyumcu dükkanı kapını çaldı. Kuyumcu baksa kendiyle sahille al şu bendeki boyundaki gerdanlı bana şey ver. Darı ver dese. Ne dersiniz buna? Bu tavuğa ne dersiniz? Ya, manyak ya. Sen kalktı o gerdanda darı alınır mı? Tavuk adam denir. Şimdi aynen bunun gibi. Bilmiyorum ise anlatabildim mi? Biraz kaba oldu ama. Şimdi Mesnevi'de o dediğim 287 sonra okur musun? Bak şimdi. Ve keza insan hayat-ı dünyeviye cihetiyle bir çekirdek olup pek büyük semere ve sümbüller vermek için kendisine tevdi edilen cihazatı bazı maddeleri elde etmek için tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder, faydasız tefessüh eder. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Demek ki o cihazları tavuk gibi, yani sırf dünya gibi şey yapınca o zaman ne olur? Yani o cihazların kıymetini bilmemiş olur. Mesela akıl nimeti. Ben şey, gözden dedim. Bütün bu nimetleri yapsan insanın vücudunda sanki bilezik gibi gerdanlık asılmış. Peki eğer şayet böyle düşünmeyip de yeri gelmişken sözlerini takip et. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Fâlikul Habbü ve Nevâ'nın emri tekvinisini intisal edip hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruh-u manevisi büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tebliğ edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Hem kıymetli cevherin kıymetini bilemedin, bir altın sözde ev kıymetler aletleri ne yaptın? Zul emanet cezası alacaksın. Bir de bütün mahlukat efsane hizmet ediyor. Onları kötüle hizmet ettirdin diyerek ayrı bir ceza da alacaksınız. Bunu ne için okudu? Bunu Berdicim bir de oku. Bir insan gayrimütenayi aç ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanı ile kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. Ondan insanın kıymeti bu. Hayvan gibi değil. Çok affıyoruz. Evet. Dese ki bize yani ders dışı ama diyelim ki sen desek Allah sana namaz yok, oruç yok, sadece ağzını yiyeceksin. El yok. Ağzını yiyeceksin. Desen aman ya Rabbi. Tek elle yiyeyim ki, tek tadalım ki ben beşli el bak namaz kıl demez misin? Evet. Mübarek adam sen Allah halife yapmış. Nasıl halife yapmış? Hem istifade içinden Tanya kardeşim okudu ya istifade edeceğinden bir de bir tavuklara veya hayvanlara tasarruf ediyorsun. Bunu daha önce söylemiştim ama yeri gelmişken ders alakası olduğu için Mesnevi Nuriye'de
Zeyn Habbe'de bir ibare var. Bakın insanın halife olması cihetini bir de bu yönden bakalım. Çok yerde anlatmış Üstad da bir de meseledik o yer bakalım. Ahmet'ciğim sen şey yazsan 184'ü açar mısın? Orada okur musun? Açıyorum. Yok 184 değil mi? Evet orada. Evet. Oku. Meslevi de değil mi ya? Tamam. Meslevi yani halife olması bir cihete tasarruf ettiği için, kıymetli olduğu için Allah sana değer verdiği için halifesin. Bu manada söylüyoruz. Evet. Oku. İnsanın bir ferdi. İnsanın bir ferdi ihata-i fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin müsatıyla bir nevi külliyeti külliyet kesbeder. İnsanın bir ferdi ihata-i fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin müsatıyla bir nevi külliyet kesbeder. Ve keza insanın bir ferdi hilafet hususunda alemin eczasıyla şuurca alakadar olduğundan nebati olsun, hayvani olsun, pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulunduğundan nevi gibidir. Ve bu itibarla insanın bir ferdi neviler sırasına geçer. Binaenaleyh gerek hayvanatın, gerek semeratın nevilerinde vukua gelen mükerrer kıyametler, tavan ve haşeratta vücuda gelen senevi haşir ve neşirler, insanın da her bir ferdinde caridir. Hülasa, Kur'an'ın ayetleriyle ebnai beşer için büyük kıyametin geleceğine kat'i delalet deliller olduğu gibi, kitab-ı alemin ayat-ı tekviyenesiyle de kıyamet-i kübraya pek kat'i delaletler ve işaretler vardır. Yani bu ilemi okuttuk. Yani ben sadece kısmı olan yeri izah etmem lazımdı. Onu söyledik. Şimdi tasarruf, halife olma yönü tasarruf etmesi itibariyle. Yoksa nevi insan hayvanatın nevidir. Onu anlatma. İnşallah ileriki derslerde bunu temas edeceğiz. Veyahut da haşre dirayet eden kısmını. İnşallah bunu ileride anlatacağız. İleriki derslerde zamanla da yarıştığımız için belli bir zaman içerisinde. Mesela tasarruf sahibi mesela mektubatta 28 metrede bir ibare var. Erdicim. 547 açar mısın 547'yi? Açtım. Mesela şimdi ise akla ben bu elbise giyiyorum. Ne için? Acaba hikmeti ne? Sadece baksan ki bunun üstümüzü soğuktan korumak, ne bileyim ben karizmatik olsun, yakışıklı olsun diye ve seti alıp için. Ama onun başka bir hikmeti daha var. Bakın onu dinleyelim. Oku. Cenab-ı Hak insandan başka zîruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi meydan-ı haşirde suni libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim müktezasıdır. Dünyada suni libasın hikmeti yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve sedre avrete münhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fikriste, bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz, fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur. Manen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o kadar. Hikmet ve konu değişen. Konu değişmesin. Şimdi bakın demek ki insanın tasarruf etmesinden bahsetti. Çok yerde geçiyor. İnsan öyle rütbe almış ki geçen de söylemiştik. Bir er suç işlese ne olur? Belli ufak bir iki gün tokatla mokatla idare eder. Ama bir ordu kumandanı suç işlese cezası büyük olur. Şimdi konumda ne diyor? Diyor ki işte bu mahsetten dolayı insan hayvanattan terakki edip halifeye zemin olmuştur. Halife. Padişah namına, sultan namına hareket ediyor. İnsan bu kadar selahat verilmiş, tasarruf edilmiş. Tavuk kesiyorsun, bitkiyi koparıyorsun, teşbihata engelliyorsun. Değil mi arkadaşım? Ali Çavuş abinin, ya rahmet eylesin, oğlu var. Feyzi abi. Biliyorsunuz şeyde. Van'da.
Van'da bir program yapmıştık. Üniversite hocalarına verdik. O programda bizi o dağ var, Erek Dağı'nda bize şunu anlatmıştı. Üstadı Alimer çağırıyor bir yere. Tabii üstad teşrif ediyor. Bir minder veriyor. Otur derken hemen bir de kalkıyor. Kalkınca üstad ne oldu diyor. Meğerse o yastığın yani minderin altında çiçeklerin tesbihini üstad duymuş. Tesbihini engellemiş. Bak ondan rahatsız oluyor. E sen şimdi tavuk kesiyorsun. İşte malum epey hayvanı kesiyorsun. Derisinden kayış yapıyorsun, elbise yapıyorsun. Bu tasarruf evet. Neden? Peki rahat bir şekilde efendim rahat edeceksin. Bu senet nereden buldun? Bu aynı zamanda hem tevhid hem ahirete bakıyor. Mesela sahibi 10. sözde 120. sayfasında Ahmetciğim bu evet. Tevhide ahirete bakan yok. Oku. Acaba hiç kabil midir ki insan hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat-ı şuuruna şahit olarak keset dairelerinde vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığını ilan etmekle ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre girip rahatla yatsın ve uyandırılmasın, küçük büyük her amellerinden sual edilmesin, mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin, hayır ve asla. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğunu. Ahmet şimdi o kadar bir daha okusadı, bir daha okuyor da. Peki. Ben bir şey bir daha okuyorum. Okuyor. Okur. İnsan hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat-ı şuununa şahit olarak kesret dairelerinde vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığını ilan etmekle ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre girip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin. Hayır ve asla. O zaman demez miyiz ki aya bu insan zannedemem ki başıboş olacak. Haşa belki insan ebede mebustur. Ve saat ebedeye ve şekaveti daimen amzettir. Küçük evet. Büyük, az çok her amelden muhasebe görecek ya taltif veya evet. Tokat diyecek. Evet. Birinci bitti. Erdiciğim ikinci sual evet. Şüpheyi suale cevabı iki oku. İki, Cenab-ı Hak ihatayı kudret ve azametiyle insanın duasını işitir. Hacatını görür. Ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Şimdi örnek verelim. Allah her şeyi tasarruf ediyor mu? Ediyor mu? Yani büyüğü de küçüğü de Allah'ın yanında büyük küçük fark etmene göre şimdi üstad örnek verecek. Elbette ki mani. Dur hemen yerine gelmişken işaret edeceğizden bunun şu an cevap verelim ki daha teyit etsin. Ahmetciğim sayfa 288 açar mısın? Çok müthiş bir sual var. Erdin yani, Bey'de işaret edeceğiz. İşaret edeceğiz. Tamam. Sende mi işaret edeceğiz? Kimde? Bende abi. Sende. 288 oku. Tamam. Bak. Kıymet ve azametin. Dördü oku. Dördü oku. Kıymet ve azametin himmet nispetinde olduğunu zannetmişlerdir. Evet. Hatta küçük veya alçak bir şeyi yüksek ve büyük şahıslara isnat etmezler. Dünya azim insanlar kıymeti olmayan şeylere tenezzül etmezler ve zayıf, küçük bir şey o büyük himmet ve azameti tahammül edemez. Bak bütün bu dersin sualini cevaplandırıyor bu. Yani evet. Bir devlet başkanı kapıcıyla mı uğraşsın? Veya da Cenab-ı Hak benle mi uğraşsın? Değil mi? Cenab-ı Hak semavatı yaratsın da küçük bir böceği haşa yapmasın. Ha. Gibi. Değil mi? Yani onunla mı uğraşsın? Bak şimdi üstad ne güzel cevap verdi. Evet. İşte bu boş kafalılar bu noktalara istinaden Cenab-ı Hakk'ı da insanlara kıyas ederek diyorlar ki işte sual burada. Hata evet. Burada. Evet. Allah celal ve azametiyle insanların konuştukları gibi nasıl insanlarla tekellüm etmeye tenezzül eder? Ve bu cüzi ve hakir şeylerden nasıl bahseder? Azametine yakışır mı? Suali görüyoruz mu? Sual için galiba. Evet. Acaba o süfaha takımı ne demek yani? Beyinsiz, akılsız. Sefiler. Akledemeyen. Evet. Değil mi?
Evet. Acaba o sıfaha takımı Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti gibi sair sıfatlarında külli, umumi, şamil, muhit olduklarını bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın azametine mikyas ancak mecmu asarıdır. Yalnız bir eser mikyas olamaz. Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mizan olacak kafir kelimatıdır ki eşcar kalem, denizler mürekkep olsa o kelimatı yazıp bitiremezler. Ha şeyi de okuyayım mı? Okuma. Mesela devam et. Mesela şems akıl, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse. Güneş akıllı, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse. Ziyasını bütün aleme neşrettiği bir sırada pis, mülevves bir zerre de onun ziyasından istifade ettiği vakit şemse karşı niçin bu pis, bu mülevves zerreyle meşgul oldu ve niçin ona ziyasını verdi diye itiraz edilebilir mi? Haşa, şemsin azametine bir nakıza gelir mi? Yok. Binaenaleyh, Allah-u Teala gayet büyük olan bu alemi büyük bir sanatla ve büyük bir ihtimamla halk ettiği gibi cevheri fert ile tabir edilen zerre de onun destgahı kudretinden çıkan bir eseri sanatıdır. Çünkü o büyük kudretin nazarında cevair-i fert yani zerrelerle nucum-u seyyare yani gezici yıldızlar müsavidirler. Zira o büyük Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, kelamı, zati sıfatlarıdır. Zat-ı akdese lazımdırlar. Onlarda teceddüt yok. Ziyade ve noksan olmaya kabiliyet yok. Tagayyürleri yok ki mertebeleri olsun. Mahaza, acz bu sıfatların zıttı olduğundan onların içine girip oturamaz. Binaenaleyh, kudret-i ilahiyede zerre ile şems arasında fark yoktur. Evet, şimdi aynı suali yani cevabını şimdi oku dersimize dön. Bir de teyit edecek. Zaten Risale-i Bibi'nin açıklıyor herhalde. Sual, Cenab-ı Hakk'ın cüziyat ve hasis emirlerle iştigali azametine münafidir. Evet, cevap. El cevap. O iştigal azametine münafi değildir. Bilakis adeb-i iştigali, iştigal etmemesi azamet-i rubiyetine bir nakisedir. Mesela yani o zaman tövbe estağfurullah üstad yine 22. makamında ihata var, ihata. İhata evet. Olduğu vakitte kalkıp da her şeyi görsün bunu görmek olur mu? Olmaz. Güneş hepsini kaplıyor mu? Onu kaplıyor. O kapılar büyükmüş. Küçük diyemez ki ben küçüğüm beni kaplayamaz. Evet. Mesela şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması şemse o güneşe bak, bir nakisi olur. Güzel örnek verdi. Maaza bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi şems benimdir. Şems yanımdadır. Şems bendedir diyebilir. Ve zerrelerle şems arasında muzahame yoktur. Bütün mahlukat bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun. İlim, irade, kudret itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hak ile münasebeti olmakla beraber o da münasebettardır. Ve gayri mütenayi acz ve fakri olan insan, gayri mütenayi kudret ve gına ve azamet olan Cenab-ı Hak ile münasebeti ne kadar latiftir. Ben bir duyduğum misali anlatayım basit bir şey. Mesela bir cam parçasını güneşe kadar tut cam parçasına. Önce evet. Bir şey görünmez. Ama camın arkasına sarı bir kağıt koysan, güneş sürekli olsa kendisini göstermeye başlar. Ve gri bir kağıt koyduğumuzda görüntü biraz daha netleşir. Peki siyah bir kağıt koysan güneş daha çok parlak gözükür değil mi? Aynen evet. Bunun gibi. Mahlukatın acizliği ve fakirlerin böyle bunu mukayes et. İnsan ne kadar acizlik hissederse o kadar Rabbimin tecellisine mazhar olur ve Rabbi daha çok anlar demek istiyor. Evet. Şu anda doğru. Zaten çok iyi hissediyoruz. Bir küçücük bir görmüyoruz. Evlere kapandık. Bütün dünya acizlik hissediyor. Hiç yere gitmek istemiyoruz yani. Nasıl oluyor bir daha söyle. Yani bir küçücük virüs göremiyoruz.
ne bir alışverişe gitmek istiyorsun, evden çıkamıyorsun. Takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu, en büyük azamete, en yüksek şefkati, en yüksek cebaruta idhal ettiği gibi nihayetsiz kurbu, nihayetsiz bud ile cem edip zerrelerle şemsler arasında uhuveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle dereceyi azametini bir derece göstermiştir. Mesela şimdi Allah her şeye nihayetsiz yakın mı? Anladım. Yani onun yakınlığına bir sınır çizmek mümkün mü? Değil. O her şeyini yaratır, irade eder. Ve hiçbir şey onun kemalini, hakkını idrak edemez. Mühim olan bu. Yani onun zatını, mahiyetini bilemeyiz. Bu cihette her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Bilemem bakımdan. Anlatabildim yani. Evet. Allah her şeye yakındır. Fakat her şey Allah'ın mahiyeti bilmekten çok uzaktır. Yani Allah'ın her şeye yakın olması cihette de zerreler, güneşler arasında bir kardeşlik vardır. Yani bir zerre diyebilir ki Allah bana sonsuz yakın. Aynı şey güneş de diyebilir. Böylece ikisi kardeş olabilir. İkinci bir kardeş bağ var. O da ikisi hepsi Allah'ın zatını bilmemekle dolayı, yani zatın mahiyetini bilmemekle dolayı uzak olmalıdır. Anlatabildim mi yani? Evet. Bitti galiba. Bitti. Bitti. Ahmetciğim Sübhaneke de bitirelim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Rızanillahi'l-Fatiha.